Herkese merhaba. Bugün sizlere bu elektrikli kaykay, bu internette çok popüler olan elektrikli scooter, elsiz segway, elektrikli kaykay denilen şu aleti göstereceğim. Bir arkadaşımdan şu an ödünç aldım, biraz kullanmayı öğrendim. Hani siz de almayı düşünürseniz falan ne yapın ne edin onları göstereceğim. Çok çok eğlenceli bir alet ama çok tehlikeli bir alet ama çok eğlenceli. Şu an bilerek yapmıyorum. Şu an isteyerek yapmıyorum. Şimdi alet nasıl çalışıyor? Biraz ondan bahsedeceğim size. Malzeme kalitesi falan inanılmaz kötü. Zaten bunlar Çinli ürünler. Böyle iki parçası var. İkisi birbirinden ayrı hareket ediyor. Ayaklarınızı koyduğunuzda ayağınızı öne verirseniz öne verdiğiniz taraf hareket ediyor. İki ayağınızı koyduğunuzda aktive oluyor. Şöyle hafif öne verdiğiniz zaman öne gidiyor. Geriye verdiğinizde geriye gidiyor. İkisini aynı anda öne verirseniz ileri gidiyor. İkisini geri verirseniz geriye gidiyor. Birini böyle yaptığınızda bu tarafa gidiyorsunuz. Böyle döndürebiliyorsunuz aleti. Aletin zaten bir tane tuşu var. O da şurada açma kapama tuşu. Basıyorsunuz açıyor, basıyorsunuz kapatıyor. Pek bir özelliği yok. Şimdi hemen yerde nasıl kullanılıyor onu göstereyim. Üstüne falan biniyoruz. İleri yapınca ileri, geri yapınca geri, ileri geri. Dönebiliyorsunuz böyle. Hop, fazla hızlı dönüyor bazen. Böyle. Fazla da bir olayı yok. Böyle bir şey yok. Sen şu dur abi şöyle ben dönüp falan geleyim şu an. Tamam. Zaten maksimum 15'te gitmiyor mu? Bilemem. Wow 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 wow. Stabil değil. Yoksa benlik bir sıkıntı yok. Yol stabil. Kesinlikle kask şart. Kaskla kullanmak lazım. Ve hatta dizlik, dirseklik falan da lazım. Yani ben yine biraz dengem olduğu için, kaykay falan biraz bindiğim için kullanabiliyorum. Yoksa hiç tekin bir alet değil. Şunu çeker misin abi? Şuna bakar mısın? Ne yapıyorsunuz? Güzellik. Nasıl ya? Dandik modellerinde dendi bana. Hızlı gidince üstünden atıyor dendi ama bu bilmiyorum. Bence hepsi dandik model. Onu zaten anlatırız. Bu dönüş. Başın dönüyor. Çok güzel dönüyor ya. Nasıl? Film bitiyor. Bir şey yanı yok ha. Sağlam. Aşağı baktım ben de sonra beni üstünden attı. Veya ben düştüm. Evet. Güvenlik tabii önce gelir. Motor ehliyetim var ama bununla ilgili en ufak bir ehliyetim yok. Şimdi çok bilmişlik yapacağım. Hani böyle bir şeyi denedin mi en sonuna kadar denemen gerekir ya. Şuradan İnmeye çalışacağım aletle. Hadi bakalım. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Yolo, bir yerimi kırarsam gel küçükken sana ama. Vooo. Türkçe poplardan nefret ediyorum. Bunlar hepsi Türkçe poplar için. Vooo. Aletin kötü özellikleri, bir kere yapım malzemesi rezalet. Hiç stabil değil. Bazen sizi üstünüzden atabiliyor. Hiç güvenli değil. Allah. Kesinlikle kask, dirseklik, dizlik takmak gerekiyor. Trafiği açık alanda da hiç kullanmayın. Hani böyle arka bahçenizde ve düz yol, kesinlikle düz yol. İşte hani çok az yokuş çıkabiliyor, tırtıklı yolda gidemiyor. En kötü özelliği tümseklerden çıkamıyor. Sürekli her yerde bir ufak rampa, ufak tümsek var. Oradan çıkamıyorsunuz. İnerken sıkıntı yok ama yarışalım şu mahallenin sonunda. Haydi.
böyle bir de bütün ilgiyi üstünüze toplayabiliyorsunuz. Yolda falan herkes bakıyor. Burası biraz daha tenha olduğu için yine o kadar şey yapmıyor ama çok çok eğlenceli, çok zevkli bir alet. Sosyalleştiriyor. Peki bunu satın almak isterseniz nasıl alıyorsunuz? Ben bilmiyorum. Şimdi şey, bu aslında Cem'indi. Şimdi gidip Cem'e soracağız. Haydi. Heh, Cem. Selam abi. Selam. Abi bu alet kaçla gidiyor önce? Kendi sitesine göre 10'la gidiyor. 10 kilometre 10, 10, gidiyor. 15. Biraz daha hızlı gidiyor. Olabilir. Evet, biraz daha hızlı gidiyor. Şarjı ne kadar gidiyor? Şarjı da söylene göre 10 kilometre gidiyor. Aslında bitirmeyi pek başaramadım bugüne kadar. Dayanıyor bayağı, gidiyor değil mi? Çünkü dümdüz alan bulamıyorsun. Evet, çok uzun alanda. 10 kilometre gidecek, gelecek pek alan yok Türkiye'de, İstanbul'da. Onun için çok öyle bir ölçüm yapamadım. Peki abi nereden satın aldın sen bunu? Bir akrabamız Çin'deydi. Aldı, getirdi. Kaça aldın? Çin'de mağazalarda bulamamış ama internetten 160 dolar yanılmıyorsa. Yani 500 liraya yakın bir fiyat. 450 lira. 450 lira. Onun gibi bir fiyata satın almış. Peki abi Türkiye fiyatları nasıl bu? Türkiye'de 3000 lira. Evet, Türkiye'de 2500-3000 liraya satıyorlar. Aynen. Alacaksanız sakın Türkiye'den almayın. Şey diyorlar, bizim ürünümüz daha kaliteli diyorlar. Yurt dışında da aslında 1500-2000 dolara satılanları var. Ama hepsi aynı fabrikadan çıkma. Hepsi Çin ürün. Hepsi aynı ürün, işte farklı marka basıp kakalıyorlar. Ne kadar artık kakalayabilirlerse Türkiye'de aynen de aynı şekilde. Ya AliExpress'ten alabilirsiniz, eBay'den alabilirsiniz. Alibaba'da var bir de galiba. Yani aynı site mi? Aynı site, okay. AliExpress'ten alabilirsiniz. Öyle, ama iki tane. Günlüğü unutmayın, bir de gönderi ücreti biraz fazla olabilir. Gümrük şöyle, bir ürünün toplam tutarının %20'si kadar gümrük vergisi veriyorsunuz. Yani gümrükte takıldıktan sonra %20'sini ödüyorsunuz. 32 dolar da vergi ödemeniz. Evet, bazılarının kargo fiyatı da içinde oluyor zaten. Aynen. Tamam, o zaman bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kocaman beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğen tuşu kocaman değil, sizin basacağınız beğen kocaman, öyle söyleyenler olmuş. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Cem'e de bana bu hoverboard'u ödünç verdiği için çok teşekkür ediyorum. Cem'in de kanalına şuradan bakabilirsiniz. O da böyle çılgın videolar yapıyor böyle. Dronlarla falan ilgileniyorsanız incelemeni yapıyor. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.